Geçen haftan mı başlayalım? Sarıyer maçında futbol olarak mücadeleyi ön planda tuttuk ve maç boyunca da mücadele açısından başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ama mücadele pozisyon fazlalığını getirmiyor tabii. Daha az pozisyonla bitirmek zorunda kalıyorsunuz maçı. Hem az pozisyon veriyorsun hem fazla pozisyonda bulamıyoruz. Ama mücadele ön plandaydı. Her iki takım da mücadeleyi en üste çıkardı. Lakin sonunda bir puana razı oldu her iki takım da. Baktığınızda tabii sakatlıkların, cezaların oluşu biraz bizi de yaralamış pozisyondaydı ama elimizdeki malzeme bu. Elimizden gelen tüm gayretle iyi iş çıkarmaya çalışıyoruz. Sakatlıklar tabii ceza olayı kadro darlığı yüzünden biraz problem yaratıyor. Ama bundan sonraki maçlarda inşallah bu tür şanssızlıklar olmaz diye düşünüyorum. Bu hafta da şimdi baktığınızda Ferit cezalı. Alper dönüş yapacak tekrar geriye. Ana amacımız bundan sonraki maçlarda en az ceza ve en az sakatlıklarla devam edebilmek. Böyle olursa yine hedefimize ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Yani çok eksik kalmamamız gerekiyor. İnşallah bundan sonra bu tür şanssızlıklar yaşamayız. Ve şu haftadan itibaren tabii daha şey haftalara gireceğiz bundan sonra. Kazanmamız elzem olan, mutlaka kazanmamız gereken maçlara başlayacağız. Yani artık bundan sonra puan kaybına tahammülümüz yok. İki maçta 4 puan kaybettik ikinci devrede. Bundan sonraki maçlarda puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Onun için de bu haftan itibaren başlayarak bizim maçı değil artık bundan sonra maçları kazanmamız gerekiyor. İnşallah böyle de olacak diye düşünüyorum ben. Ve eğer ilk devreki performans tutturabilirsek sonunda da gülen taraf sezon sonunda biz oluruz diye düşünüyorum. Buyurun başka. Hocam bundan bana seyretmek nasıl? Zor bir durum tabii yani. Aslında işin aslına bakarsanız saha içinde olmak bizim işimiz. Tribünde olduğumuz zaman arkadan hem sıkıntı veriyor hem rahat maç seyredemiyoruz hem de kendimize sıkıntı veriyoruz. Ama başımıza geldi yapılacak bir şey de yok. Bundan sonra olmaması için gayret göstereceğiz. Tribüne çıkmamak için gayret göstereceğiz. Maçı hakem hakkında hocam etki etti mi sizce? Direkt sonucu etki etmiş. Maç görüntülerini seyrettikten sonra baktım. Hem de yani sanki bir kötü maç yönetmiyormuş gibi gözükmesine rağmen penaltı pozisyonunda bizim penaltı pozisyon penaltı. Adamın işte, yani bir adamı atmak için veya sarı kart göstermek için öldürmesi mi gerekiyor? Dirsekler vurulmuş, tekmeler atılmış. Görüntülere baktık, biz kestik, böyle bir şey yok. Yani sen öldürücü yerlerde bütün şeyler bizim aleyhimize. Ama genele baktığın zaman sanki normal ortada maç yönetiyormuş gibi yönetiyor. Ya işte şimdi artık bundan sonra tabii bizim de biraz daha ağlamamız gerekecek herhalde. Bütün takımlar ağlamaya başlayınca hakemler ona göre hal ve hareketlerine dikkat ediyorlar. Biraz daha dikkatli oluyorlar. Bu maçlarda da biz keşke daha evvel ağlasaydık. Belki daha dikkat edebilirlerdi. Ya, kasıtlı yaptıklarını söylemiyorum ama daha dikkatli olmaları gerekiyor yani. Bizim golü atıncaya kadarki bölüm bir de golü attıktan sonraki bölüm şeklinde ikiye bölünmüş bir hakem vardı. Ya işte dışarıdan seyrettiğin zaman bazı şeyleri daha rahat görebiliyorsunuz ama bundan sonra artık biz de federasyon nezdinde yöneticilerimiz öyle veya böyle bu görüntüleri gösterip gönderip bizim haklarımızın yendiğini bir şekilde
göstermeliyiz yani. Yani şu maçta şu pozisyonda burada penaltı vermeyeceksin de nerede vereceksin ya? Gözünün önünde çok uzak falan o zaman aklım erecek yani. Ondan sonra Kabal tribünün önündeki Ferit'e atılan tekmeye ne diyeceksin zaten? Ya bunun gene gözünün önünde şeyi yok bunun yani. Halimin dirseği var Ferit. Halimin dirseği de şey gibi kasıtlı dirsek. Şimdi bunlar yani bunların olmaması gerekiyor. Var olay şu anda Süper Lig'de var olay olmuş olsa karşı takım kalacak 9 kişi. Sen penaltı atacaksın. Her şey değişecek. Bütün her şey lehimize dönecek. Öyle baktığınızda. Peki hakim beraberliğe çıkmış diyebilir miyim? Ya bu tür tabii düşünmek şey yani bize yakışmaz söylemek ama görüntüleri gördükten sonra da kardeşim gözün kör mü diyorsun ya? Yani bu ya uzak olsam şeylere pozisyonlar aklım erecek de uzak değil görüyor yani. Görüp vermemek çok acı veriyor insana. Evet. İki maçlarından kaybettik hocam. Hocam rakiplerle oldu. Bunlar birbirle oynayacaklar. Bu zamandan sonraki fikstüre bakıldığında peki ya kaç puan hedefe ulaştırır diyorsun? Mesela var mı öyle bir hedef? Valla şu anda bir tabii altta 2-3 takımın çok şey olması, puan alamama durumunda olması çok yükseltecek gibi gözüküyor bazı şeyi, barajı. Bizim onun için işte bu haftan itibaren başlayarak artık bir seri yapmamız gerekiyor ki İlk yarı yaptığımız seri gibi bir seri yapabilirsek bu işi sonunda başaran taraf biz oluruz. Onun için bu haftan itibaren başlamamız gerekiyor. Artık şey de ne der ona transfer bitiyor. Kafalar falan da daha şey olacak. Tekrar futbola dönecek. Ve bu haftan itibaren tahmin ediyorum hem yönetim olarak hem taraftar olarak hem basın olarak hem biz futbolcular olarak tek yed olarak sahaya döneceğiz diye düşünüyorum ben. Daha verimli, daha seyredilebilir bir takım haline dönüşeceğiz biz bu hafta itibaren. Benim inancım bu. Ve baktığınızda yeni bir seriye, şampiyonluk serisine doğru gitmemiz gerekiyor. Ana amacımız bu. Hocam, sponsorun bu transferi açamıyorum gibi bir açıklaması oluyor. Siz konuda ne diyorsunuz? Valla ben bu konuda hiçbir şey söyleyemiyorum. O benim işim değil. O... Yani transfer bizim için bitiyor. Valla getirirlerse ben çok memnun olurum ama işte kalan saat sayısı belli. 24 saat kaldı, 30 saat mi kaldı? Yani gelecek diye size bir ışık var mı? Ben gelmeyeceğini düşünüyorum. Onu Yahya Kütbey'e sorarım. Yani benim şeyim yok. Tabii o yönetimi bileceğiz. Benim gelirse ben çok memnun olurum. Niye? Sayısı olarak eksiğimiz var. Bu takıma katkı sağlayacak 2 veya 3 oyuncu alabilirsek işimiz çok daha kolaylaşır diye düşünüyorum ben. Gerçekten görüşmemiz sporcular var mıydı hocam? Ben değil ama yönetici arkadaşlarım tahmin ediyorum bu gibi hallerde mutlaka görüştüğü oyuncular varmıştır. Niye diyeceksiniz? Çünkü zaman kısıtlı olduğu için ancak bu türde transfer yapılabilir. Ben kimseyle görüşmedim bu arada. Bizden son dakika hamlesi olur mu hocam? Takım içerisinde mesela bu saatten sonra. Görüşe bekliyor musun sen? Var mı öyle? Gitmek için sen mi? Gelecek yok da. Vallahi ben zannetmiyorum ki kimse. Şu pozisyon. Giderse de kimseye dur demeyiz. Biz de benim adetim biliyorsunuz. Giden gider, kalanlarla biz çıkar şampiyon oluruz. Biz bu kadar şeydeyiz. Elimizden gelen tüm gayretle uğraşırız. Ve bu sezon ben öyle inanıyorum ki bazen bazı çok darlıklar, zorluklar takımı birbirine daha çok kenetler diye düşünüyorum. Ama bir de şu var. Şimdi genelde baktığımız zaman ligden bu yana, özellikle sizin göreve geldiğinizden bu yana zaten şu an takımda kalan oyuncularla biz ligi götürmüşüz. Bir yedeklerden baktığımız zaman işte Umut çıkıyor. Onun dışında İlyas oynuyor mesela. Savaş oynuyordu. İnanın ağırlıkta iskelet kadro kalmış gibi. Pek kaybımız yok gibi gözüküyor ilk 11'de ama kenardan baktığımız zaman sizin hamlenizi böyle yapabilecek şansımız azaldı gibi de bir durum var. Siz tarif ettiniz zaten olayı gayet güzel bir şekilde. Ben daha sizin gibi düşünüyorum. Aynı düşüncedeyim. Onun için yani bir iki tane eğer bize katkı sağlayabilecek, bize yardımcı olabilecek arkadaş olsaydı transfer de olabilirdi. Ama olmuyorsa dünyanın sonu değil. Biz
bu tür bir olayda bundan sonra seyircimizin daha çok fazla bize destek vermesiyle, yani 12. adamlığı daha yürekten, daha yukarıdan getirmesi gerekiyor. Ve takımımızı biraz daha motiveyi daha yükseltmesi gerekiyor. Yani baktığınızda artık oyuncuyla güçlenme değil, basınla, taraftarla, yönetimle güçlenme yoluna gideceğiz. Başka şansımız yok. Bunları güçlendirmemiz gerekiyor. Biz de bu saatten sonra o tarafa doğru yöneleceğiz. Bu takımı daha yukarı çıkarabilmek için hep beraber sizde, basında, taraflarda, yönetimde, bizlerde hep beraber bu çocuklara güveneceğiz. Bu çocuklara daha iyisini verebilmesi için gerekli tüm çabamızı sarf edeceğiz. Onlar da sahada karşılığını verecek diye düşünüyorum. Öncelikle Furkan nasıl buldunuz hocam? Genç oyuncular sonuçta. Bayağı da oynamıyorlar. Futbolda şu var. Bunca zamandır bizimle çalışıyorlar. Çıktıkları zaman mutlaka takıma katkı sağlayacaklardır. Onlar da katkı sağladılar. Bundan sonra diğer genç çocuklar da gelen katkı sağlayacaklardır. Yani bu şey yok. Bizle çalıştığı sürece, bu takımın içinde olduğu sürece bu katkıyı sağlaması gerekiyor. Onlar da katkı sağladıklarını düşünüyorum. Bundan sonra daha da olacaktır. Çünkü her geçen gün daha şans da bulacaklar. Daha fazla süre de alacaklar böyle şey olunca, eksik olunca. Böyle olunca da hem o çocuklar adına, oyuncular adına, hem Sakarya adına avantaj olmuş olacak diye düşünüyorum ben. Şimdi bu Gaziantep'in de tabii ligden çekilmesi dediğim gibi puanı yükseltecek bir sıralar için, ama hedeflediğiniz bir puan var mı? Yaptınız mı hesap kitabı için? Ya hesap kitabı yapmadım ama ben 72'nin üstündeki bir takım şampiyon oldu diye düşünüyorum. Peki rakip olarak yine Samsun mu yoksa başkaları da var mı? Ben ya şu anda şimdi hep sıralama bir şey yaptı. Her takım, 5 takım şu anda biz varız dedi bu işin içinde. Birer puan, ikişer puan arayla. Şu anda diğer 4 takım rakibimiz baktığınızda. Bir tane tek rakip seçmek gerekiyor. 4 takımın 4'ünde geçmemiz gerekiyor. 4'ün ikisiyle oynadık. Baktığınız zaman 4'ün ikisinin pozisyonu belli. Bundan sonra onlar da birbirleriyle oynayacaklar. Biz de o diğer ikiliyle oynamak için bayağı bir zaman var. Sezonun sonuna doğru oyuncular onlarla. O zamana kadar avantajlı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Biz de onu yapmaya çalışacağız. Bir de aşağıdan gelen Bodrum gibi, Sancaktepe gibi takımlar da var. Onlar ligi veya bizi zorlar mı? Bodrum takımıyla Sancaktepe takım baktığınızda o güç dengesi biraz daha yukarıya yakın takımlar. Bodrum'da burada oynayacağız, avantaj bizim için diye düşünüyorum ben. Sancaktepe'yle dışarıda oynayacağız. Bu tür maçlarda Sancaktepe baktığınızda şimdi ikinci yarıya çok iyi başlamadı. Bu bize avantaj olabilir ama o maç gelince o dönemde düşünürüz diye düşünüyorum. Şu an itibariyle yapacağımız tek iş var. Hacettepe şu anda hafta sonu koşan, genç bir takım, uğraşan bir takım, defansif anlayışta iyi anlayışı olan bir takım. Biz de onu kırabilmek için bu hafta çeşitli şekilde hem takım açısından hem taraftar açısından burada o baskıyı kurmalıyız ki geçebilelim bu maçı. Hiçbir maç kolay olmuyor çünkü. Yani o baskıyı ben taraftarla kuracağımızı düşünüyorum. Onun için de buradan yine sesleniyorum taraftara. Bizi daha fazla seyirciyle arkamızda olmalılar. Madem ki ne derler ona, idare edenler veya işte bize sponsor olmaya uğraşan insanlar bu kadar yardımcı olamadılarsa, hiç olmazsa taraftar yardımcı olsun diye düşünüyorum. Transfer açmak için yardımcı olamadılar. O zaman en azından sahada taraftar olarak 12. adam olarak yardımcı olsunlar. Peki sakatlarına son durumu ne olacak? Bilaver hala tedavi görüyor galiba. Evet, Alper bu hafta başlar diye düşünüyoruz şu anda. Cezalımız var biliyorsunuz. Ferit cezalı. Böyle olunca da yine yani baktığınızda çok büyük bir dezavantajımız yok gibi gözüküyor. Ferit'in yerine Alper'i o şey monte edebiliriz. Takım içinde de biraz ufak bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Dilaver'i ne zaman hazır tutarız? Vallahi görüntü tabii kolay değil. Ya Uşak maçının sonrası olabilir, doğru söylüyorsun. Yani daha sonra da Manisa maçıyla çıkış yapabilir, yani gelebilir. Tekrar sahaya dönüş yapabilir. Var mı başka bir şey? Yok. Buyurun. Sayın yöneticimize sormak istediğiniz bir şey var mı? Transfer. 24 saatte değişir mi?
Arkadaşlar, transfer yönetim kurulu açıkladığı gibi transferimi şu anda yapmayacağız. Ama transferle alakalı yaptığım açıklama göre mevcut kadroyla beraber yolumuza devam edeceğiz. Bazen isimlerde yürekler oynar. Sakarya'da Sakarya Sporlu genç çocuklarımız var alttan. Gelirler, oynarlar ve bunlarla alakalı da 5 tane, 6 tane altyapı topçumuz var. Bunlar yürekleriyle beraber bu sene, bu yılı şampiyon bitireceğimize inanıyoruz. Tüm yönetim kurulu olarak da bunu inancımızı hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Yarın bir mucize olur değil mi? Mucize olmaz tabii ki. Mucize yarın, şu anda zaten yarın son gün. Bu saatten sonra kim alacaksın, kim gideceksin, ama şu anda alınan kesin karar, transferi açmıyoruz. Bu takımla, hocamızla, gençlerimizle, mevcut takımımızla, gelecek olan imkanları da bunları harcayarak ligin sonuna kadar canımızı dişimize takarak savaşacağız. O zaman para gelse bile mevcut şartlara yatırmak yapıyoruz. Yani, evet. Teşekkürler. Başka arkadaşlar. Senden en son cevabı aldılar zaten. Olmayacağına göre. Teşekkür ederim.